Ey çifte kulak, Enes bin Malik radıyallahu teala an, Resulullah aleyhissalatü vesselamın çok sevdiği, evladı gibi yanında bakıp büyüttüğü, gözettiği Resulullah aşıkı Enes bin Malik radıyallahu teala an. Programı başlamadan Cenab-ı Allah rahmetini üzerimizden esirgemesin ve bu büyük insanların nispetini, nüfusunu gönüllerimizden kaldırmasın efendim. Evet, takriben miladi 613 yılında, miladi 613 yılında Resulullah miladi 571'de yani 39, 49, 52 yaş var Resulullah ile Enes arasında. Evet, Enes bin Malik 613 miladi yılında Medine-i Tahire'de, Medine-i Tayyibe'de efendim dünyaya gelmişlerdir. Bu Medine'de 613 miladi yılında doğan sahabi, annesi meşhur mu meşhur, geçen hafta şanlı Urfa'mızın semalarına rahmet konu olarak gelen Ümmü Süleym Rümeysa Hatun idi. Evet, Rümeysa Hatun'un en sevdiği evladı Enes bin Malik'ti. Babası Malik ise, Malik bin Nadır, bu insansa müşrikti. Yani Allah'a inanmamıştı, Resulüne inanmamıştı. Daha sonra tabii annesi onu bırakmıştı, geçen hafta anlattık. Anası Rümeysa Hatun veya Ümmü Süleym lakabıyla meşhur, birinci Akabe biatında İslam'la müşerref olunca baba Malik şirkte kalmıştı. Evet, annesi birinci Akabe biatında ve ikinci Akabe biatında, doğrusunu Allah bilir, İslam'la müşerref olunca baba Malik şirkte kalmıştı. Ve daha sonra İslam'a gelmemişti, çok içki içiyordu ve hanımıyla devamlı böyle cedelleşme içerisindeydi bu içki hususunda. Ve sonunda boşanmıştı, Rümeysa Hatun'u bırakmıştı, Şam'a gitmiş ve orada şirk üzere, Allah muhafaza etsin, ölmüştü. Yani şunun için anlatıyorum bunu, hiç kimse babasıyla, annesiyle övünemez, annesiyle, babasıyla, soyuyla, sopuyla yargılanamaz. Hani memleketimizde bu vardır ya, efendim falanlar mı, anam bacım sizin onlara ne işiniz var, onlar dönmedir. Adamın babasının babasının babası dönmüştür, halen dönmelik lakabı üzerinden gitmemiştir maalesef. Ama bakın Enes bin Malik'in babası müşrikti, annesi büyük bir sahabiyeydi. Fakat hiçbir zaman baba annesiyle övünmedi ve veya yargılanmadı. İşte bugün bizde maalesef bu acı gerçekler geçerlidir. Evet, Şam'a gitmiş, orada ölmüş babası. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret edince, herkes Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir şeyler hediye ediyordu. Hani gözler Medine'nin bu kutlu misafirini karşılamak için Seniyetül Veda tepelerine dikilmiş, Veda tepelerine dikilmiş ve oradan gelen yolcuyu beklerken ellerinde de bir şeyler ensar olmalarını gösterircesine hediyeler hazırlamışlardı. Gerçekten de Medineliler de halen bu ensar ruhu devam etmektedir aziz kardeşlerim. Mesela biz örneğin Ramazan ayında Umre'ye gidiyoruz. Allah kısmet ederse bu sene de gideceğiz inşallah. Gidiyoruz, Medine'deki o iftar sofralarını hiçbir zaman unutamam. O küçücük çocuklar böyle elinizden bir tuttuğumu illa sofrasına götürür. O 1 milyon insan akşam iftar sofrasında oturmuş, iftar ediyor. Medineliler, Ebu Eyyub el-Ensari'nin evlatları, efendim Enes bin Malik'in hemşerileri elimizden tutup bizi sofralarına götürüyorlar. Evet, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye şeref vermiş. Herkes bir şeyler hediye ediyordu. Bu yoksul fakat iman zengini, imanla dopdolu Rümeysa Hatun, Ümmü Süleym, biricik çocuğunu yıkar, temizler, süsler, giydirir,
Ebu Eyyub'un radıyallahu anh'ın evinin önünde durur. Resulullah aleyhissalatü vesselamın dışarıya çıkmasını bekler ve dışarıya çıkacağı an mahcup bir eda ile "Ya Resulallah, herkes size bir şeylerle geldi, bense yoksul ve dul bir kadınım, size bir şey vermeye kendimi uygun göremedim, ancak bir tek evladım var, Enes'im var, bu benim oğlumdur, onu sana hediye ediyorum, sana vakf ediyorum ya Resulallah, hizmetçiniz olsun, hadiminiz olsun, vakıf olsun, ama ne olur ona dua buyurun." "Ya Resulallah." Evet, Arapça, Allah Resulü'nün karşısında durmuş, elinden çocuğunu tutmuş, çocuğun böyle parmağı ağzında, uzunca o kakülüyle Enes bin Malik, böyle gözünü kırpmış Resulullah'a bakıyor, anneyle Allah'ın Resulü konuşuyorlar. Ve Ümmü Süleym, "Hadimuke Enes'in ud'ullâhe ta'ala lehu fekâle." "Evet ya Resulallah, buna dua edin." diyor. Ve Allah Resulü ona şöyle dua etti. "Fekale Allahumme ekthir malehu ve veledehu ve barik lehu fîmâ a'taytehu." "Allah'ım onun malını, evlatlarını çoğalt ve ona verdiklerini, ona verdiklerini mübarek ve bereketli kıl." diye dua ediyor. Evet, Peygamber Efendimiz, Allah'ın Resulü Sultan-ı Levlak elini kaldırıyor. Bir ana, dul kadın, elinden 8 yaşındaki çocuğunu tutmuş, getiriyor. "Ya Resulallah, benden sana bu, vakfın olsun, ama dua et ona." Allah Resulü elini kaldırıyor. "Allahümme eksir malehu ve veledehu ve barik lehu fîme a'tıytehu." "Allah'ım onun malını, evlatlarını çoğalt ve ona verdiklerini ona mübarek ve bereketli kıl." İşte bu dua bereketiyle Enes bin Malik diyecek ki, "Onlarca evladımı kendi elimle gömdüm. O kadar evladı oldu ki, olan evlatların ölenlerini bilmiyorum, kendi elimle gömdüm." Burada torunlarını tabii, onları da evlat olarak kastediyor. Hatta onun hanımı Aliye Hatun, çok bereketli bir kadın, Aliye Hatun diyor ki, "Allah ona bir bereket, ona bir bolluk vermişti ki anlatmakla bitiremem. Onun bir bahçesi vardı Medine'de, Enes'in bir bahçesi vardı. Resulullah onu bu Aliye ile evlendirmişti zamanında. Evlenmesini tavsiye etmişti. Ve Enes de bu Aliye ile genç yaşta evlenmiş, uzun müddet beraber yaşamışlar. Hanımın ismi Aliye'dir. Bir bahçesi vardı diyor, yılda iki mahsul verirdi. Herkesin bir mahsul verme şansı varken Enes'in bahçesi iki mahsul verirdi Resulullah'ın duasının bereketiyle. Hatta o bahçede bir reyhanı vardı, reyhan. Reyhan deriz ya Urfalılar, bir reyhanı vardı. Ondan mis kokusu gelirdi. Enes elini vurmuş, Enes onu koklamış. Enes'i Hazreti Muhammed koklamış sallallahu aleyhi ve sellem. Elini o reyhana vurdu mu, o kokusu mis gibi gelirdi. Hani reyhan biraz acımsı kokar, reyhan dediğimiz şey, toprahan deriz ya. Halbuki Enes'in bahçesinde oturduğu yerin karşısında böyle büyük bir reyhanı vardı. O reyhana elini vurdu mu ondan mis kokusu gelirdi. Evet. Namazda Resulullah aleyhissalatü vesselam'a çok benzerdi. Yani öteden bakıldığında Enes bin Malik mi bu, Resulullah mı ayrı demesiniz. Hele cübbeyi sarıp giyip sarığı sardığı zaman arkadan bakıldığında çok insan şaşırırdı. Hazreti Muhammed duruyor derdi. Oysa ki o Enes bin Malik'ti. Resulullah'ın yanında büyümüş, Resulullah aleyhissalatü vesselam'a benzeyişle benzemişti. 10 yıl Resulullah Efendimiz'e hizmet etmişti. 10 yıl Hazreti Peygamber'e hizmet etmek. 10 yıl efendim, sene 365, 3650 gün Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam karşısında duracaksın. 3650 günde göre 3650 saniye Resulullah'ın karşısında duran insan, ben diyorum ki taş olsa erir, taş olsa adam olurdu. Enes bin Malik ki 3650 sene 50 gün Hazreti Resulullah'la diz dize, omuz omuza ve peygambere sırdaş olmak ölünceye dek, Allah Resulü'nü rüyada görmek her gece, yalan söylemeyen o sahabe, o büyük insan ne diyor? Her gece
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda görürüm. Onsuz bir gecem yoktur. Şimdi ondan güzel hatırlar dinleyelim diyeceğim ama sorumuzu sor. Şaban-ı Şerif'in 15. gecesine ne ad verilir diyoruz. Evet, Enes bin Malik rahmet konuğumuz, o büyük insan güzel anılarını, güzel hatırlarını kendisinden alalım. Şöyle diyor, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam beni çok ama çok severdi. Hasan ve Hüseyin yanında neyse ben de onların bir kardeşiymişim gibi Resulullah beni severdi. Baba evladını nasıl severse Resulullah'ın yanında ben evladı gibiydim. Ben de ona alışmıştım. Evet, eve gidip annemi ziyaret ederdim. Görürdüm, ihtiyacımı karşılardı annem. Fazla durmaz, gelir Resulullah'ın yanında otururdum. Bir emri olur, bir ihtiyacı olur diye Resulullah'ın kapısında oturur beklerdi. İçeriden Enes diyecek, ben de ona Lebbeyk diyeceğim. Evet, Resulullah'ın kapısında 10 yıl. Bazen Resulullah'ın yanında otururdum. Birileriyle konuşurken eli hemen saçıma gider, kekülümü tutar, Resulullah kekülümü okşardı. Anam o kekülümün kesilmesine hiçbir zaman izin vermezdi. Beni öptüğü zaman kekülümden öperdi. Saçımın öne sarkan kısmını öperdi. Resulullah burayı tutmuştur. Evet, Resulullah kekülümle oynamayı, kekülümü okşamayı çok severdi diyor Enes bin Malik. Bana en kızdığı günü size söyleyeyim mi? Bana en kızdığı gün, 10 yıl Resulullah'a hizmet ettim. Bana en kızdığı an şöyle derdi. Enes çifte kulak, uzuneyn. Evet, zul uzuneyn derdi. İki kulaklı adam derdi. Hepimizin iki kulağı var. Geçen hafta birisi, ben akşam böyle radyodan çıktım eve giderken, hocam dedi, ben o iki kulak meselesini anlayamadım. Biraz hakaretvari gibi geldi bana. Hayır efendim dedim, sen kaç kulaklısın? İki kulaklı. Resulullah'ın şakası da bu işte. Yani iki kulaklı adam demek istiyoruz. Zülüzüneyn. Enes, çifte kulaklı Enes. Bir gün çocuklarla oyuna dalmıştım. Resulullah, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam oraya geldi. Bizlere selam verdi. Evet, şimdi burada çok büyük mesajlar var aziz dinleyiciler. Çocuk sevgisi. Şimdi çocukları, dünyayı çocuklara dar ettik. Niye? Oyun alanları yok, oyun parkları yok, yaşayacakları yer yok, beton yığınlarının arasına sıkıştırdık. Sokakta oynasalar komşu kızıyor, bir tepirbede oynasalar komşu kızıyor, öbür taraftan ana baba kızıyor. Ve çocuk evinde oynamak istediğinde çocuğa kızıyoruz. Karşımda hep böyle esas duruş, hani asker millet yapımız var ya, işte bizim babamızın gününde bizi görecektir, çocuklara oturur, büyükler nasihat eder. Karşılarında çıt diyemezdik, la ilahe illallah diyemezdik, aman ya Rabbi, nasıl la ilahe illallah diyemezdin ki, kızar mıydı baban la ilahe illallah'tan, ne kadar yanlış ifadeler. Evet, çocuklarla oyuna dalmışım, Resul-i Ekrem oraya geldi ve bizlere selam verdi. Ben oyuna dalmışım, ve aleyküm selam dedik, dönüp bakmadım kimdir. Halbuki bana bir iş vermişti, Resulullah kızarak gelmedi ve durdu oyunumuzu seyretti. Evet. Oyunumuzu seyretti. Oyunumuz böyle bitmeye doğru döndü. Allah Resulü şöyle dedi Medine'de çocuklara. Çocuklar müsaade eder misiniz? İzin verir misiniz? Enes'in biraz işi var da onu almak istiyorum. Evet, ne büyüksün ey Allah'ın Resulü. Ne büyüksün. Arkadaşlarından, çocuklardan izin alıyor. Çocuklar izin verir misiniz? Enes'in biraz işi var da. Ve beni aldı, yine kekülümü tuttu, kulağımın yumuşağıyla oynadı. Acaba diyorum bizde olsa, şimdi camiye geliyor çocuk, safa geçiyor, biraz gülüyor. Hani çocukluk gereği, gülüyor, hemen yanındaki amca böyle suratını asıyor. Ulan, filanın enigi, filanın veledi. E peki o çocuğun babası oralarda olsa, abisi oralarda olsa, kardeşim bunlar işte fırlama. Bunlar bilmem ne kelimesiyle caminin içinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhunun dolaştığı o cami, Allah evi dediğimiz yerde Allah'ın kullarını böyle itip kalkıyoruz. Peki Hoca Efendi yüz mü verelim yani? Gelip tepemize mi etsinler? Efendim kimse tepenize etmez. Bu kelimeleri unutun.
siz onlara tebessüm edin, siz onlara el uzatın. Aranızı alın, ne olur her birinizin arasında bir çocuk olur. Korkmayın, saflarınız bozulmaz. Yani siz dirsek dirseğe verirken aramıza bir çocuk girsin. Yeminle söylüyorum, o çocuk belki yanındaki büyükten daha günahsız, daha temiz. Hata da etse, gülse de, kaçı temiz de olmasa af buyurun. Ama niyeti ve imanı ondan daha temiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh camiye gelen çocuklara şeker hurma dağıtırdı efendim. Şeker hurma dağıtırdı. Kendisine emir-i müminin cami çocuklar bastı deyince ne yapayım Resulullah böyle yapardı. Caminin avlusuna kum dökerdi Hazreti Ömer deve yükleriyle. İnce kum üzerine su seperdi kendi eliyle. Çocuklar gelsin o kum tepeliklerinde oynasınlar. Hamam puç yapsınlar. Eski Urfalılar bilir. Çamurdan böyle evler kubbeler yapsınlar ki namaz vakti ezan okundu mu camiye gelsinler. Ellerinin çamurunu silip camiye gelsinler. Bunu Hazreti Ömer yapıyordu. Ne biz Hazreti Ömer'den büyüğüz ne o çocuklar ümmet-i Muhammed olma vasfını kaybetmiş. Yani biz merhametle davranmıyoruz gibi geliyor bana. E bugün efendim onların takunya sesine, gürültüsüne tahammül edemiyorsunuz. Camiden kovarsınız. Yarın silah seslerine tahammül etmeye hazır olun. Camisini tarayan bir nesil yetişirseni görürseniz buna hazır olun, beklentili olun ama Allah beklentilerimizi gerçekleştirmesin. Evet, Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh böyleydi. Resulullah da öyleydi, müsaade istiyor ve çocuğu alıyor. Efendim bir yere göreve gönderdi beni diyor Enes bin Malik. Kendisi bir gölgede oturup bekledi. Evet, ne kadar ince bir mesele. Beni bir yere göreve gönderdi. Kendisi de bir gölgede oturup beni bekledi Allah Resulü. Ve ben onun beklediği haberi görevi yerine getirdim. Artık neyse o haberi yerine getirdim. Resulullah beni bir yere gönderdi. Sonra dedi hadi eve git. Ben eve gittim. Annem Ümmü Süleym dedi ki oğlum nerede kaldın? Bu saate kadar niye gelmedin deyince anne dedi Resulullah beni bir göreve gönderdi. Neydi o görev oğlum? Sırdır anne, benimle Resulullah arasında bir sırdır söyleyemem. Annesi de ona peki oğlum, Resulullah aleyhissalatü vesselamın sırrını iyi muhafaza et. Ve etti. O sırrı muhafaza etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam da ona sırdaşım derdi. Artık neyse aralarındaki sır, Resulullah ona kimseye söylemedin deyemeniz, hayır ya Resulallah, sırrını muhafaza ediyorum. Öyleyse sen benim sırdaşımsın Enes derdi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı adım adım izlerdi. Enes 10 yaşlarında, evet Resulullah'ı adım adım izlerdi. Günün birinde diyor Resulullah Efendimiz'e üzüm getirdiler. Bir salkım üzüm kaldırdı tepsiden. Dedi ki Enes bunu annen Ümmü Süleym'e götür selam söyle ve Resulullah gönderdi de emanettir oğlum. Ve aldım diyor sokağa fırladım. Sokakta çok güzel bir oyun kızışmıştı ki oyunu oynanıyordu. Ben de durdum daldım. Habbe habbe ufak 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 yedim. Eyvah bir de baktım ki elimde üzümün sadece çöpü kalmış. Ağladım. Ağladım ve Resulullah Efendimiz ağladığımı duyunca Enes niye ağlıyor? Sokağa fırladı. Enes ne var dedi halen gitmedin mi? Ve ben ağladım ya Resulallah yemişim dedi oyuna dalmışım. Hani bizde olsa oh yandı Allah'ın topuna gel bakalım hele. Nereyi sert nereyi yumuşak ulan bir safın üzümü götüremedim be sen adam olmazsın demedi Resulullah. Gel dedi yenisini verdi ve Enes dedi bunu derhal annene götür. Evet Enes çifte kulak en kızdığı zaman nedir biliyor musunuz diyor Allah'ın Resulü. Bazen beni bir yere gönder, oyuna bakardım ve gelmediğimi fark edip gitmediğimi fark edince ayaklarını şöyle yere vurur, ha geldim sana der. Halen burada mısın, sen halen burada mısın bücür derdi. Evet, izin alırdım. Efendim arkadaşlarımla oynayabilir miyim? Allah'ın Resulünden izin alırdım. Çocuktaki terbiyeye bakın şimdi. Efendim müsaade eder misiniz? Arkadaşlarımla oynayabilir miyim? Ve duruma göre Resulullah bana izin verirdi. Oynardım, oyun hevesim gittikten sonra gelirdim Resulullah'la. Artık ders mi alırdım, sır mı alırdım, nasıl alırdısa Resulullah'la böyle bir ömür geçirdi.
Şimdi bizde tekrar söylemeye bilmem lüzum var mı? Çocuk izin istese, anne müsaade eder misin oynayayım? Niye? Babadan izin istese, baba müsaaden var mı oynayayım? Halbuki oyun çocuğun zekasını geliştirir. Oyun çocuğu şekillendiren en güzel eğitim şeklidir. Ama biz oyuna da karşıyız. Yanımızda oturmasını isteriz. Halbuki çocuğun bir oyun odasının olması lazım. Oyuncaklarının olması lazım. Çocuk çocukluğunu yaşaması lazım. Yoksa gözünde kalır. Büyüdüğü zaman onları kaza etmek ister. Bu sefer de gülünç olur. Evet. Büyüdüğü zaman çocukluğunu kaza etmek ister. Bu defa da gülünç olur. Yani bösbüyük adam oyuncaklarla oynuyor. Bazı insanlar vardır böyle görürsünüz. Evli barkılır, oyuncakla şey yapar. Niye? Çocukluğunda görmediği için onları kaza ediyor efendim. Resulullah onu çok sever, o Resulullah'ı çok severdi. Sorumuzu bir daha soralım efendim. Efendim Resulullah aleyhissalatü vesselam onu sever, o Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı çok sever. Ne büyük bir ifade. Herkesten evvel uyanır. Akşam yatsı namazı kıldı mı, Resulullah'ın bir işi yoksa evine giderdi. Eve yakındı mescide. Gece hemen uyur, sabah erken mescide koşar, sabah namazından evvel. Bazen tembih eder, anne beni erken uyandır. Zira Resulullah'ın önemli bir işi var. Ve o 10 yaşlarında, 12 yaşlarındaki çocuk Resulullah'la yatar, Resulullah'la kalkar. Resulullah'la yer içer, Resulullah'la büyür. Annesi bazen uykuda kalır, kendisi bir çalar saat gibi gecenin belli bir kısmında uyanır, abdestini alır, Mescid-i Nebevi'ye koşar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bazen uyandırır o minicik çocuk. Bazen de gelir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nafile namaza durmuş. Hemen arkasına durar, Resulullah'la namaz kılardı. Resulullah'a sorar, ya Resulullah bugün nasılız? Evet, iyiyiz. Bir başka gün, ya Resulullah bugün nasılız? Bugün serbestiz. Anladınız mı bu sırrı? Enes'le Resulullah'ın konuşması. Ya Resulullah bugün nasılız? İyiyiz. Bugün nasılız? Serbestiz. Nedir bu? İyiyiz, yani bugün oruçluyuz. Enes bin Malik hemen oruca niyet eder. Bugün serbestiz Enes derken, Allah razı olsun ya Resulullah. Bugün demek ki oruç değiliz. Evet, Resulullah'la böyle bir diyalog içinde oruca niyetlenecekse Allah Resulü hemen hazırlık yapar. Bazen sahur sofrası kurur Resulullah'a. O gün kendisi de oruç tutar. Sabah namazını Resulullah'la kılar. Hiç kaçırmazdı. Evet, mübalağa etmiyorum. Hiç kaçırdığı da olmazdı. Çünkü ruhu Resulullah'tı. Yaşantısı Resulullah'tı. Yatması, kalkması, uyuması, oturması, her şeysi Resulullah'tı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam arkasında sabah namazını kaçırmak, ha Allah muhafaza etsin. Ya ölmek lazım ya yok olmak lazım. Evet, sabah namazını kaçırmayan bir nesil camide çoğunlukta görürseniz bilin ki İslam'ın ayak sesleri geliyor. Ama sabah namazında camiler tenha oldukça kalemşörlere, kelamşörlere inanmayın derim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona çok nasihatlerde bulunmuştu. Enes'e çok nasihatlerde bulunurdu. Hem de yaşantısı ile ilgili. O mübarek kulağının ucu, benim öyle hoşuma gidiyor ki bu ifadeyi söylerken, o yumuşağı var ya kıkırdağın altı, orayı tutar Allah Resulü, keklüyle oynar ve der de Enes evladım bak şunu iyi bil. Nasihat ediyor Allah Resulü kendisine. Şunu iyi bil Enes. Kalbinde hiçbir kimseye kötülük olmasın. Kimseye kötülük düşünme. Evet, bu çok mühim bir nasihattır. Kalbinde hiç kimseye ama kötülük olmasın. Bu benim sünnetimdir. Yani Hazreti Muhammed hiç kimseye kötülük düşünmezdi. Kötülük tablosu onun arşivinde yoktu. O hep iyi düşünür, kötü olan onun iyiliğinin karşılığında iyi olmaya çalışırdı. Evet, Hazreti Muhammed'in arşivinde, kütüphanesinde kötülük namına bir şey yoktu. Enes'e de bunu nasihat ediyor. Enes evladım, kalbinde hiçbir kimseye kötülük olmasın. Yani lütfen şu gözlüğünüz beyaz olsun. Mavi, sarı, ne renkli gözlükler takmayın. Biri sizinle konuşurken acaba demeyi
düşünmeyin. Herkes Allah'ın kuludur. Ama aldanın manasına söylemiyorum. Evet, kalbinde hiçbir kimseye kötülük olmasın. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimi yaşayan, yaşatan beni sever. Beni seven kimse cennette benimledir. Evet. Ya Enes, kalbinde hiç kimseye kötülük olmasın. Bu benim sünnetimdir. Sünnetimi yaşayan, yaşatan beni sever. Beni seven kimse cennette benimledir. Evladım, evine girdiğin zaman selam ver Enes. Enes çocuk. Yani öyle eve girdiğin zaman Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evde hiç kimse yok. Yine selam verin. Allah'ın mahlukları var. Yine selam verin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kimse yok. Ne deyin? İbadillahi salihin. Allah'ın selamı salih kullarının üzerine olsun deyin. Eve girirken mutlaka selam vermeye alışın. Çocuklarınızı alıştırın. Mesela kapı çalınıyor. Kapı çalmasını bilmiyoruz. Kapı çal. Aa çal. Kimsin? Kim o? Ben o. Sen kimsin? Ben o ya. Ben nasıl tanıyoruz? Halbuki kapı çalındığında kapının önündeki Esselamu aleykum ben filan demesi lazım. Evet, bu da İslam terbiyesi, İslam ahlakıdır. Evet, evine girdiğin zaman selam ver Enes. Bu berekete sebeptir. Allah'ın selamı bir evde ne kadar verilirse o evde berekete sebeptir. Çoluğunuza, çocuğunuza selam alıştırın. Ama şimdi biz ne alıştırdık? Çocuk içeri giriyor. Huhu, kim var? Huhu, eciniler var, kim var? Yani çocuk içeriye, delikanlı içeriye, pişt, pişt, lan kim var falan gibi, bunlar hiçbir zaman İslam ahlakıyla bağdaşmıyor. Eskiden birbirimizi uğurlarken Allah'a emanet ol derdik. Şimdi birbirini uğurlarken, ben radyolarda da dikkat ediyorum diyor, kendine iyi bak. Nasıl baksın ki? Kendine iyi bak, oldu mu? Oluyor, oldu, oldu. Hadi bakalım, iyi bak, geç aynanın karşısına, iyi bak kendine. Ama Allah'a emanet ol sözcüğünü kaldırdık. Eve girirken selam yerine günaydın, tünaydın, hey millet, kimse yok mu, hu hu falan. Ne oldu? Bakın İslam ahlakı unutuluyor. Evet, benim sünnetimdir. Sünnetimi yaşayan, yaşatan beni sever. Beni seven kimse cennette benimledir. Evine girdiğin zaman selam ver. Bu berekete sebeptir. Hazreti Enes radıyallahu anh her hareketiyle Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı taklit ederdi. Her hareketiyle, altını çiziyorum, Resulullah aleyhissalatü vesselam taklit ederdi. Bir gün su içti, üç nefeste içince sordular. Ya Enes, bu da mı sünnet? Evet dedi. Ben Resulullah'ı böyle gördüm. Üç nefeste suyu içti. Bu da mı sünnet diye sorunca, evet ben Resulullah'ı böyle gördüm. Ve ona sordum. Ya Resulullah, iyi bir su içme nasıl olur? Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki, iyi bir su temiz bir kapta elini başına koyar, oturursun ve suyu üç nefeste içersin. Suyun içine solumamak şifadır Enes. Yani içiyoruz böyle edip de suyun içine solumamak şifadır diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Suyu üç nefeste içmek. Eli başa koymak, oturarak içmek. Resulullah gelmeseydi demek su içmeyi de bilmeyecektik. Hazreti Enes radıyallahu anh Peygamber aleyhisselatü vesselamla birçok savaşlara katıldı. Henüz 12 yaşındayken Bedir'e katılmışlardı. Fakat Resulullah aleyhisselatü vesselama hizmet etmek için. Çünkü savaşa küçük çocuklar Resulullah götürmezdi. Ama Enes'in apayrı bir yeri var 12 yaşında. Evet, 12 yaşında çocuğumuz nerede? 12 yaşında çocuğumuz nerede? Bana niye soruyorsun ki çocuğun nerede? Evliyim işte, sokağa bıraktık, okula emanet ettik. Efendim falan yere, ne yapayım, zapt edemiyorum ki, zaman o kadar öyle bir şeyiz ki. Evet, ama dünyaya getirmesini biliyorsun, terbiye etmek, sokağa emanet ediyorsun. Ve ondan sonra diyorsun ki, peygamber dedi ki, evlenin, çoğalın, ben sizin çoğunluğunuzla iftihar ederim. Acaba bu nesille Resulullah iftihar eder mi bu gidişatla?
böyle terbiye ile Resulullah iftihar eder mi? Allah rahmet etsin, hocamız vardı. Günün birinde birisi böyle çocuklarına terbiye vermemiş. Söğüt sayıyorlar Allah'a, dine, mukaddesata. Dedi ki, ya bak efendi, adam yetiştiriyorsun, Zeki Hafız, Allah rahmet etsin. Ya bu çocuklar biraz terbiye bir adam. Dedi, ya Resulullah dememiş mi, evlenin, çoğalın, çoğunluğunuzla iftihar edin. Ulan dedi, bu it yavrularına mı peygamber iftihar edecek? O adama söyledi. Evet, bunlarla mı iftihar edecek? Peygamberin iftihar edeceği nesil varsın, bir tane olsun, ama bir tane olsun, pir olsun. Evet, Efendimiz'e hizmet eden bu iftiharlık nesil, bu çocuk Enes bin Malik 12 yaşında Bedir'e katılır, fakat Resulullah hizmet için. Uhud, Hendek, Heyber, hangisini sayarsanız Enes'i görürsünüz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde Resulullah hizmet ediyor. Heyber'e giderken, Heyber Savaşı'na gidilirken 178 kilometre Medine'den Heyber, atın üzerinde veya devenin üzerinde Resulullah'ın arkasına binmiş, dizleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dizlerine değiyordu. Artık nasıl bir elektriklenme alıyordu? Yaş henüz 17, 17'lik bir delikanlı olmuş, Resulullah'la Heyber'e gidiyor ve yine hizmet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Safiye ile evliliğinde yine Enes bin Malik'i görüyoruz, ama soruyu ben sorayım. Efendimiz muharebesinde bir hatırasını anlatıyor. Diyor ki, Hazreti Safiye'nin evliliğinde, hani Hazreti Safiye validemiz Heyberlidir biliyorsunuz. Heyber Savaşı'ndan sonra Resulullah Hazreti Safiye ile evlendi ve Medine yakınlarında zifafa girdi. Zifafa girdiği zaman Hazreti Resulullah'ın velime yemeğini, yani sübha düğün yemeğini annesi Ümmü Süleym hazırlamıştı. Ve öyle ki bir oğlak, evet bir oğlak ve birazcık da un vardı, karıştırdı bir oğlak yemeği ve bütün ashabın o bir oğlaktan doyması. Halbuki Enes diyor ki, Resulullah'ın ashabı içinde öyle babalar vardı ki oturdu mu böyle bir öğünde bir oğlakı yerdi. Evet, bir oğlağı yerdi. Hatta belki siz yanlış anlarsınız diye ben söylemiyorum. Öylesi vardı ki bir deve yavrusunu bir günde hampişlerdi. Fakat Resulullah'a aleyhissalatü vesselam'a bu velime yemeğinde annem bir oğlak ve biraz da efendim bir avuçta, birkaç avuçta un katmış yemek yapmıştı. Ve o yemeği taşıdım taşıdım diyor 17 yaşındaki bu delikanlı. Herkes yedi, geldim kazanda yemek eskisi gibi, ben de hayret ettim. Anası dedi, ne oldu Enes, ne düşünüyorsun? Anne dedi, ne mi düşünüyorum, şu kadar insan yedi, 300 küsur adam yedi bir oğlaktan, bir kaç avuç undan, kazanda halen yemek eskisi gibi. Vallahi bilmiyorum, eskiden mi çoktu, şimdi mi çoktu, anne bu ne oldu, nasıl oldu? Böyle buna hayret ediyorum deyince, anası hemen elindeki o meses veya meles veyahut o yemeği dolduran şeye ne dersiniz, tas mı kepçe mi, onu kaldırdı kafasına doğru. Anası itresi dedi, yani kaybedesi, anası kaybedesi, yani ölesi değil, ha yanlış anlamayın. Hani çocuğunuz itinir ya sokakta, gider belediye anus verirsiniz, bu yaşlarda bir çocuk itindi. İşte Hazreti Ümmü Süleym de oğluna öyle diyor, anası itresi, o nebidir, ha hala anlamadın mı, o bir peygamberdir, Allah'ın Resulüdür oğlum. Ha öyle mi? Öyle ya dedi, halen bunu anlayamadın mı? Bilmiyorum, yemek eskiden mi çoktu, şimdi mi çok? 300 küsur insan o yemekten yemiş. Öylesi vardı ki bir öğünde bir oğlak yiyecek kadar iştahlı, hatta daha fazlası yiyecek kadar. Ama Resulullah'ın bereketi aleyhissalatü vesselamın Enes'in de hayretine gitmişti. Efendim Resulullah aleyhissalatü vesselamdan 2286 2286 nedir bu 2286 hadis rivayet etmişti. Hadis-i şerif rivayet etmişti Enes bin Malik ve tüm seferlere iştirak etmişti dedik. Seferlerin hiçbirisini aksatmadı. Mekke fethinde, Mekke'nin fethinde bulundu. Veda haccında bulundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın iki şey söyler. Der ki en zorlu günde, en zorlu günde neydi bu en zorlu gün ve en güzel gün? Hayatımın iki günü vardır der.
Evet, Enes bin Malik'in ifadesi efendim. Hayatımın iki günü vardır. Biri hayatımın en güzel günü, biri de en zorlu günü, en acı günü. Nedir ya Enes bunlar diye sorulunda, en güzel günü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye gelişiydi. Görmenizi isterdim. Evet, ashabın onu karşılayışı sanki Medine'ye güneş doğmuştu. Zaten öyle diyorlardı. Ente şemsün ente bedrün diyorlardı. En zorlu gün neydi? O en zorlu gün ise Hazreti Muhammed'in vefatıydı. Önce inanamadık. Ne zaman ki önce inanamadık, kendimizi kaybetmiştik, Enes bin Malik diyor. Hayatımın en zorlu günü. Ne zaman ki Ebu Bekir radıyallahu anh çıkıp konuştu, dedi ki, içinizden kim Muhammed'e tapıyorduysa bilsin ki o ölmüştür. Ve kim de Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah hayyilla yamuttur. Ölmez ve öldürülmez. Evet, işte hayatımın en zorlu günüydü. O gün kapının önünde oturuşumu görecektiniz. Resulullah'ın mübarek naşı Hane-i Saadet'te yıkanıyor. Bense dışarıda oturmuş bekliyordum. İçeriden bir ses bekliyordum umutla. Enes, ben de lebbeyk ya Resulallah diyeyim. Ama ne o ses geldi, ne de ben lebbeyk ya Resulallah diyebildim. Benim için hayatın en zorlu günü oydu. O Resulullah'ın vefat günüydü. Evet, 10 yıl ona hizmet ettim. Bana bir kez of bile demeyen sultanım artık yoktu. Bana bir kez bile of demeyen, benden kızmayan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam artık yeryüzünde yoktu. Ben onun firakını ancak rüyalarımda gideriyordum. Yani onun ayrılığını, yokluğunu, gece olmasını istiyordum. Uyuyacağım, Resulullah rüyamda bana bir şey söyleyecek. Efendim 90 yıl Resulullah'ı rüyamda müşahat ettim. Veya 80 küsur yıl. Her gece görürüm, her gece konuşurum ve bir gecem var ki özellikle onu anlatmadan geçemeyeceğim. Ondan sonra yine soruyu soracağız efendim. Bir gece onu rüyamda gördüm. Özlemişim Resulullah'ı, özlemişim bana ikramını, özlemişim kekülümü tutmasını, özlemişim kulaklarımın yumuşağını tutsun, üzüneyim desin sultanım sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir gece rüyamda yine görüştük. Hurma bahçesindeydik. Konuştuk, dertleştik, gelmişten, geçmişten, Resulullah'la eskisi gibi. Evet, sevdiğimizi rüyada görmek efendim, ne kadar hoştur, ne kadar hoştur. O rüyalar yaşanmış gibi bir anı olarak kalır. Eğer seviyorsanız, sevilmesi gereken insanı. Ve konuştuk, dertleştik, hal keyf soruldu. Ya Resulallah, seni biliyor musun, çok özledim. Ben de seni özledim Enes dedi. Ama bir gün kavuşacağız dedi. Ve yine sordum, ya Resulallah bugün nasılız? Evet, bugün nasılız? İyiyiz Enes. Yani serbest değiliz. Yani orucuz bugün. Evet, iyiyiz Enes dedi. Öyleyse dedi, gel beraber sahur yiyelim. Evet, sahurda onun o acı ve hurmalarını öylesine severdim ki. Acve hurması şifadır kalp hastalarına bilhassa. Ve o hurmadan Allah Resulü bir gümüş tepsi içerisinde önüme indirdi. Geldi Enes, iyiyiz bugün, oruç tutacağız. Ve oturdum, Resulullah'ın yüzüne baktım, o kekülümü tuttu, bakıştık ve yedim. Bana al şu tepsi içinde ye, yiyebildiğin kadar. İşte 1, 2, 3, 5, 9 dedim, yeterdi Enes. 9 hurma yeter yani, israf etmedi. Ya Enes duydun. Peki ya Resulallah dedi. Dedim ve öylesine ağzım tatlandı ki Resulullah ikram ediyor bana, tek tek böyle hurmaları veriyor. 9 tane yedim. Mübarek olsun dedi. Bereketli olsun dedi. Ve uyandım. Ama tadı halen tamamımda. Uyandım, abdest aldım. Camiye gittim. O atmosferde Mescid-i Saadet'e girdim. Kabrini ziyaret ettim sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ağzımda halen o tatlılık. 22 yaşlarındaydım. O dalgınlıkla ağıt, sevinç, Ebu Bekir Sıddık mihrapta Resulullah'la ilgili bir sureyi okudu. Fetih suresinin sonlarını okudu.
Öylesine kendimi kaptırmışım ki ve mihraba böyle karşıda duruyorum. Ebu Bekir dalgınlığımı hissetmiş namazdan sonra, namazı kıldıktan sonra ve bana bakıyordu. Hava biraz böyle aydınlanınca baktım ki ne göreyim, Ebu Bekir'in önünde aynı tepsi. Evet, Resulullah'ın rüyada bana hurma ikram ettiği aynı gümüş tepsi Ebu Bekir'in önünde. Ve aynı hurmalar Ebu Bekir'in önünde duruyor. Bana dedi, Enes yaklaş dedi, beraber yiyelim. Evet, oysa ki oruca niyet edecektim. Farkında değilim, kaptırmışım kendimi. Ve yanaştım, yiyebilir miyim ya emir-i müminin? Yiyebilirsin dedi. Ve yedim. 1, 3, 5, 7, 9 deyince Ebu Bekir de önümden tepsiyi çekti. Yeter ya Enes dedi, çifte kulak, fazla yeme. Niçin dedim ya emir-i müminin? Niçin mi? Resulullah sana bundan fazlasını verdi mi ki? Allahu Ekber dedim. Allahu Ekber. Sen nereden biliyorsun? Nereden mi biliyorum? Nereden mi biliyorum? Nereden biliyorsun diyorsun. Ve Allah aşkına ya Ebu Bekir, az önce Resulullah'ın ikram ettiği tepsi, hurmalar bana 9 yeter dedi. Sen de bana 9 tane yeter diyorsun. Bunu nereden gördün? Nereden biliyorsun? Ve Ebu Bekir dedi, neyse dedi, kalk afiyet olsun, mübarek olsun sana. Ve ben tekbir getiriyordum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve gittim. Şok olmuştum. Bir fırsatını bulup da Ebu Bekir'den soracaktım. Ya bu nasıl oluyor? Ya emir-i müminin diyecektim. Ve birkaç gün sonra duydum ki Ebu Bekir vefat etmiş. Soramadım. İçimde bir düğüm kaldı. Nasıl bildin ey büyük insan? Nasıl anladın Resulullah'ın yüce talebesi? Soramadım, içimde düğüm kaldı. Ebu Bekir vefat etmiş dediler. Evet, sorumuzu bizden soralım efendim, dert diyoruz. Evet, Hazreti Ebu Bekir'in bu kerametini de görünce büsbütün böyle kendimizden geçtik efendim. Halife Ömer döneminde radıyallahu teala an, Halife Ömer döneminde Şura Meclisi üyeliği yaptı. Yani nasıl dersiniz, kurucu meclis üyeliği mi, yüce meclis üyeliği mi, senatörlük mü, hepsinin de yüce. Yani ümmetin geleceğiyle ilgili kararla alınan o mecliste üyelerden birisi Resulullah'ın o kekülünü tutuyor, sevdiği, sırdaşım dediği Enes bin Malik oraya gelmişti. Hazreti Ömer'i eleştirenler oluyordu. İşte sen bu şura üyeliğine böyle gençleri alıyorsun. Mesela kimler? Zeyd bin Sabit, Enes bin Malik ve efendim Abdullah bin Abbas gibi çocukları alıyorsun. Nedir bunlar deyince Hazreti Ömer, anlamazsınız bunu, anlayamazsınız. Evet, anlayamazsınız. Niye anlayamazsınız? Çünkü İslam'ın geleceğidir bunlar. Enes bin Malik, ne kadar çok ihtiyacımız var sana, ruhun şad olsun. Evet, şura üyeliğindeydi Enes bin Malik Hazreti Ömer döneminde. Hazreti Osman döneminde radıyallahu teala an, onun döneminde fitnelerden uzak durdu. Fitnelerin o kol gezdiği günlerde uzak durdu. Hazreti Ali döneminde de kendini korudu, elini kana bulaştırmadı, kardeş kavgasına karşı çıktı. Enes radıyallahu anh gittiği her yerde ilmi ve ameli tavsiye etti durdu. Efendim o çalkantılar içinde o bir şeye yatırım yapıyordu. İnsana yatırım yapıyordu. Çünkü Hazreti Ömer radıyallahu anh kendisinin dostuydu. Hazreti Ömer'e bir gün sormuşlardı. Demişlerdi, ya Ömer, İslam için ne istiyorsun? Allah şimdi duanı kabul edecek olsa İslam için altın, gümüş, hazine, silah, bağ, bahçe, toprak, ne istersin İslam'ın geleceği için? Hazreti Ömer radıyallahu anh, vallahi Cenab-ı Hak duamı kabul edecek olsa ki ediyor, ondan İslam'ın geleceği için ne bağ, ne bahçe, ne altın, ne hazine, ne gümüş, bunları istemezdim. Allah'tan Enes bin Malik gibi, Ebu Zer gibi, Ebu Hureyre gibi, Zeyd bin Sabit gibi
Ebu Said el-Hudri gibi adam isterdim, adam, adam, adam isterdim, adam. Evet aziz dinleyiciler, adam, adam, adam. Hani eleman diyorlar ya, ne kadar yerinde. Eleman lazım, el aman, adam ondan el aman. Evet, Hazreti Enes bunu çok iyi değerlendiriyordu. Yüzlerce, binlerce talebe yetiştirdi. Medine'den taşındı, Basra'ya yerleşti. Evet, İran Körfezi'nde, şimdiki Basra Körfezi dediğimiz yerde, Basra şehrine yerleşti. Ve bu ümmetin kurtuluşunun birebir eğitimle olacağının kararına vardı. Resulullah'ın talebesi. Kadro dedi, adam dedi Hazreti Ömer gibi, adam. Kalabalık çok ama adam, beyin niteliğinde adam. Dava adamı, bir vav atıf lazım. Adam, evet sayılamayacak kadar adam yetiştirdi. Basra'ya yerleşti ve bu ümmetin kurtuluşunun çekirdeklerini ekti. Daima hakkı ve sabrı tavsiye etti. Üstüne gelen bütün hücumları önledi. Kendisine çeşitli iftiralar attılar. Öldürmek isteyenler oldu maalesef. Ümmet bu haldeyken sen medresede oturmuş bunu yapıyorsun, şunu yapıyorsun dedilerse de o hiçbirisini aldı. Karşısında kim olursa olsun hakkı hakça haykırdı. 103 küsur merkezde ders verdi. Ben bunları birer efendim istatistiki bilgi olarak size söylüyorum. Yoksa çok açılacak yönleri var. 103 küsur merkezde ders verdi. İslam haritası üzerinde. Yanlışı düzeltmeye çalıştı. Kerbela faciasını gördü. Hazreti Hüseyin'in kesik başıyla oynayan zalimleri gördü. Evet, öyle bir fitne devrini yaşadı. Peygamber aleyhissalatü vesselam, demek ki 10 yıl onu bu zorluklara karşı hazırlamış, Kerbela'yı gördü. Belki Üstad Bediüzzaman ne diyor? Birinci Dünya Harbi'ni gören herkes ihtiyardır. Ama Kerbela'yı gören herkes musibetzadedir. Gerçekten öyle. Hazreti Hüseyin'in kesik başıyla oynayıp istihza eden, alay eden Yezid bin Ziyad'a, Kufe valisi Yezid bin Ziyad'a sarayın içerisinde Hazreti Hüseyin'in başı gelmiş tepsi içinde ama İslam'ı kurtaracağız edasıyla bu yapılmış, istikrarı birliği sağlayacağız edasıyla Hüseyin'in başı kesilmiş ve eline bir çöp almış Kufe valisi, o üniforma sahibi adam. Oynuyor Hazreti Hüseyin'in mübarek ağzıyla, dişleriyle ve dayanamıyor. Enes yaşlanmış, saçı sakala varmış. Çek o pis ellerini seyyidimin evladının üzerinden. Çek o pis ellerini. Evet, valiye bunu söylüyor. Çek o pis ellerini seyyidimin evladının üzerinden. Vallahi ben o başın ve o yüzün Resul-i Ekrem tarafından öpüldüğünü gördüm. Sen kim oluyorsun? Bu baş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benziyor deyince herkes sustu. Korkmuştu herkes. Enes öyle bir kükremişti ki herkesin titrediği adam o bile titremişti. Yezid. Çünkü öylesine bir söz ki çek o pis ellerini seyyidimin evladının üzerinden. Vallahi ben o başın ve o yüzün Resul-i Ekrem tarafından öpüldüğünü gördüm. Bu baş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a benziyor deyince ondan korktular. Fakat edepsiz mi edepsiz, terbiyesiz mi terbiyesiz İbn-i Ziyad, Yezid İbn-i Ziyad kendini toparladı. Çünkü saltanatı sallandı bir anda. Kendini toparladı. Bu bunak ihtiyarı susturun, saraydan atın dışarı demişti. Fakat Enes parmağını kaldırmış. Beni susturamazsın Yezid. Allah seni susturacaktır. Ve Allah İbn-i Ziyad'ı susturdu. Çok kısa bir zaman sonra geberdi gitti. Fakat dert bir mi diyeceksiniz? Zalim bir mi? O zalim gitti, başka bir zalim geldi. Yezid gitti, ümmet rahat etti derken Haccac geldi. Haccac gitti, Velid geldi. Velid gitti, Pelit geldi.
Pelit girdi, gitti, nokta nokta, nokta nokta, gidiyor, geldi, gitti. Evet, zalim bir mi? Bir tane olsa, birimiz feda oluruz. O gitti, Haccac geldi. Haccacı anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Haccacı zalim, 200'e yakın sahabe ve tabiinin kadını katili. Onu zulümden dolayı Halife Abdülmelik'e şikayet etmişti. Fakat ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Halife Abdülmelik bir zamanlar neydi? O da ne oldu? Şimdiki bazıları gibi. Evet, sorumuzu soralım. Zalim Haccacı anlatmaya lüzumu yok dedik, fakat mecburen bazı şeyleri de, mihnetini anlatmamız lazım. Haccacı zalim kimdir? Efendim, halife mi değil, Halife Abdülmelik adında birisi. Fakat o devrin nasıl tarif edeyim efendim, bir kılıf bulalım. Ordunun başındaki başkomutan Haccacı zalim, ancak öyle diyeyim. Evet, ordunun bütün yetkiler ona verilmiş. Halife Abdülmelik sarayında Haccac efendim işte atını koşturuyor o meydanda. Hem Ümmet-i Muhammed'in evladını asker ediyor, hem de Ümmet-i Muhammed adına, din adına zulüm yapıyordu zalim Haccac. Enes bin Malik'in konuştuğu mescide gelir, cemaate gelir, oturur dinler, meclisinde oturur, dinler, fakat bildiğini yapardı. Evet, yani camiye de geliyormuş ha, onu da söyleyeyim. Fakat bildiğini yapıyor. Neyse, ve sonunda öyle bir halt yapar ki Enes'i susturmak için boynuna mühür vurdurur. Ya boynuna nasıl mühür vurduruyor büyük sahabenin? Şöyle, o günkü ilkeler, bilmem neler gereği, Hazreti Osman'a yardım etmeyen yalancılar diye seçerlerdi. Bunlar Osman'a yardım etmemiş. Osman'ı çok seviyorlar ya, Haccac. Evet, halbuki Hazreti Osman Enes'i o kadar severdi. Osman muhabbetiyle Enes'in boynuna mühür vurduruyor. Bunlar Osman'a yardım etmediler, tarafsız kaldılar. Bunlar vatan hainidir, öyleyse bunlar konuşamaz. Bunlardan hadis alınmaz. Enes'in boynuna böyle bir mühür vurduruyor Enes bin Malik'in. Bilmiyorum ya, bu ayzı kırıkta ölürken tövbe etmeye çalışmış zalim Haccac ve başında herhalde Enes bin Malik demiş, hala yüzün var mı senin, Allah'tan tövbe ediyorsun? Ağlamış Haccac, yüzünü dönmüş, Allah'ın rahmetinden umudumu kesmek isteyen kullarım var diyor. Neyse, öldü gitti. Evet, Hazreti Osman'a yardım etmeyin yalancılar diye, ondan hadis alınmasın diye Enes'in boynuna mühür bastılar. Efendim şimdi diyeceksiniz, programın başı ne kadar hoştu ya. Şimdi niye böyle oldu? Hazırlanın, herkesin yolunda bunlar vardır. Çakıllar, taşlar, dikenler vardır. Haccaclar her devirde vardır. Evet, Abdülmelikler de vardır. Vardır oğlu, vardır işte. Ne diyelim? Evet, o yine konuşuyordu Enes bin Malik. Onun mührünü kimse dinlemiyordu. Millet Haccac'ın mührünü dinlemiyordu. Ve konuşuyor, hadis naklediyor. Meclisine gençleri topluyor, yüzlerce genç, binlerce genç, Irak topraklarından kalkıp Basra'ya gelirler, ondan hadis dinlerlerdi. Ve o da o gençleri dünyalara değişmem derdi, bunlar ümmetin geleceğidir. Haccacları yok etmek istiyorsanız işte bu gençleri yetiştirin. Haccaclarla öfkelenip zaman kaybetmektense o gençleri yetiştirin derdi. Yetiştirdiği gençlerden birini size söyleyeyim. Henüz 13 yaşlarında Enes bin Malik'in derslerine gelen bir kutup, İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, oh ya, Ebu Hanife 13 yaşında Enes bin Malik'in dershanesine gelip diz çöküyordu. Ve daha sonra diyecek, Enes'i gördüm, sakalına kına yakmıştı ve sohbeti öyle hoştu ki ağzından bal akıyordu. Evet, bir İmam-ı Azam yetişecek onun sohbetinde. Binler Haccaca bedel. Evet, ümmete ışık olacak, nokta-i istinad olacak, vav-ı atıf olacak. Salimler unutulur aziz dinleyiciler. Ben daima bunu söylerim. Mezarlığa gittiniz mi hiç, zalimlerin mezarını arıyor musunuz? Gideyim de iyi bir zalimin mezarına diyor musunuz? Veya
mezarlığa girdiğinizde acaba salih insanların kabri hangisidir? Ama fakirdir, yoksuldur. Gidersiniz onlara bir Fatiha okursunuz. Hiç zalimi aklınıza geliyor mu? Gelmez. Evet, nereye giderseniz gidin zalimler akla gelmez, unutulur. Zulümler unutulmaz vayre. Efendim yaşı bir hayli ilerlemiş Enes bin Malik Ebu Hanifeleri yetiştiriyor. Sıkıntılar içerisinde yakın markajda takipte ama hiçbirini aldırış etmiyor. O bu ümmetin kurtuluşu yepyeni bir neslin yetişmesidir diyordu. Ta o günler. Evet, yüz küsur yaşına gelmiş, onun sulbünden 78 erkek, 2 kız, 80 evladı olmuştu. Maşallah. Peygamber dua etmiş efendim. Hepsi de iyi çocuklar, iyi insanlar. 78 erkek, kaç kadın aldı ki bu? Evet, ölenin yerine yenisini alıyormuş. 2 kız, 80 evladı, 125'e yakın torunu olduğu söylenir. Ve bir sabah sohbetinde yüzlerce talebesine ki hepsi tabiindirler şöyledir: evlatlarım, ben çok yaşadım. Bu kadar da yaşanmaz ki. Evet, yüz küsur yaşında. Bu kadar da yaşanmaz ki. Dostumu, sultanımı özledim. 80 yıldır ayrıyım. Ama bir gecem yok ki onsuz geçmedi. Bu yüzden hayattan bıktım dostlar, evlatlarım. Ya Rab, elini kaldırdı. Hakkından hayırlıysa beni yaşat. Değilse benim ruhumu al diye dua eder. Dikkat edin. Ya Rab, hakkından hayırlıysa beni yaşat. Değilse benim ruhumu al diye dua eder. Ve hastalanır. 103 küsur yaşındadır. 103 küsur yaşındadır. Evet, soruyu bir daha, büyük sahabe, bu büyük insan böyle dua ediyor. Allah'ım, ben çok yaşadım. Talebelerine diyor, ben çok yaşadım evlatlarım, bu kadar da yaşanmaz ki. Dostumu, sultanımı özledim. Bu yüzden yaşamaktan bıktım. Ya Rab, hakkımdan hayırlıysa beni yaşat, değilse benim ruhumu al diye dua eder. Ve hastalanır. Kısa bir süre sonra Resulullah'ın talebesi, evladı bir yönden hastalanır. 103 yaşındadır. Evet, boşuna mı Resulullah ona dua etmişti? Ne demişti? Allah Resulü, şöyle bir hafızalarımızı kurdalayalım. Allahümme eksir malahu ve veledahu ve barik lehu fîmâ a'taytahu. Bunu Hazreti Muhammed söylemişti. Daha o 8 yaşındayken. Ne diyor Allah Resulü? Allah'ım onun malını çoğalt, evladını çoğalt ve ona verdiklerini ona mübarek kıl, bereketli kıl. Ne vermişse Allah en bereketlisini ona takdim etmişti. Ömrün de bereketlisini, hayatın da bereketlisini, yaşantının da bereketlisini vermişti 103 yaşında. Takvimlere bakıyoruz. Yıl Hicri 93. Yıl Hicri 93. Evine fevç fevç insanlar gelip gidiyor, ziyaretçilerle dolup taşıyor. Evet, devlet o kadar tedbir aldığı halde insanlar onu ziyaret ediyordu. Ve vasiyet eder. Ben gidiyorum. Ben çok isterdim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beldesinde ölmeyi, Medine'de ölmeyi. Evet, son sözlerini size aktarıyorum. Ben gidiyorum ama çok isterdim mübarek Resulullah'ın beldesinde ölmeyi. Fakat nasip burasıymış, Basra'ymış. 100 küsur yaş yaşadım, bilmem akıbet nasıl olur. Bilmem, bilemiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la 10 yıl diz dize göz göze yaşadım. Bana bir gün öf demeyen o insanı kızdırmadığım için umutluyum. Ama yine de bilmiyorum akıbetim sonu nasıl olur. Fakat bir şey var ki, dilini çıkardı Enes bin Malik 103 yaşında. Şu dilimin altında bir kıl var dedi, ağladı. Bilsen seni ne kadar özledim sultanım, Resulullah'a hitaben.
Şu dilimin altında bir kıl var, görüyor musunuz? Evet dedi. 90 küsur senedir ağzımda tutarım. Dilimin altında saklarım. Nedir o ya Enes? Resulullah aleyhissalatü vesselamın mübarek saçının bir kılıdır. Beni o şekilde gömün. Dilimin altından sakın ola ki bu kılı çıkarmayın. O benim için bir cesaret kaynağıdır. Nasıl olur demeyin. Enes bin Malik radıyallahu anh vasiyet ediyor. Bir de şurada, şurada. Nerede? Şurada, lahlemin hemen yanında. Bir hurma çubuğu var, küçük bir çubuk. Çöp, basit. Bir çöp, çubuk, değenek, sopa ne derseniz. Bir sopa var veya bir çubuk var. Hurma çubuğu. O çubuk neci? O çubuk seyyidim, efendim, sultanım, Hazreti Muhammed'in hediyesidir. Evet, onunla bana ders verirdi. O çubuk benim yanımda çok kıymetlidir. Resulullah'ın asasıydı. Ve onu da kefenime, koltuğumun altına koyun. Çocuklarına da nasihat ediyor. Kefenimin koltuğumun altına koyun. Umulur ki onların sahibinin hürmetine din gününün sahibi olan Allah Enes, pür günahkar Enes'i bağışlar. Estağfurullah seyyidim. Evet, pür günahkar olan bizleriz asıl. Nefsim ve nefsim gibi olanlar. Seyyidim bana şefaat eder. Yine umarım kökülümü tutar, uzuneyim der. Ben de kurtulanlardan olurum. Unutmayın emi, dilimin altındaki kılı çıkarmayın. Resulullah'ın asasıyla, sopasıyla beni kabrime tevdi edin. Umulur ki kurtulurum der. Ve ağlar, ağlar. Döner yüzünü Medine tarafına, bir şeyler söyler. Ya Resulallah, huzuruna geliyorum. Yüzüm kara, hatalarımla, kusurlarımla sana geliyorum. Beni affeyle ya Resulallah. Ve o mırıltılarla, evet o mırıltılarla ruhunu Rahman'a teslim eder Enes bin Malik. Evet, ah sultanım diyorum, ya biz ya ben. Ne onunla 10 yılım, ne bir tek saçından kılı, ne sopası, ne 90 yıl her gece rüyamda Hazreti Muhammed. Acaba bizler ne yaparız? Bir gecem yok ki, evet bir gecem yok ki Resulullahsız olsun. Varılmaz bu hacaletle huzuru izzete ya Rab. Bize müşküldür furugi olmazsa rahmet. Şefaat kanını gönder bu asi ümmete ya Rab. Bize la teknatüden müjde verdin rahmete ya Rab. Evet, hicri 93. yıl, yer Basra ve kabri Basra'dadır bu büyük insanın. Hicri 93. yılda Basra'da vefat etmiştir. Ve onun sözlerine, son sözlerine uygun bir ilahi dinletelim. Ya Resulallah, ya Muhammed, yüzüm kara, geldim sana. Evet, Allah yüzümüzü kara etmesin, Resulullah'a elimizi doğru uzatanlardan eylesin diyoruz, bizden ayrılmayın.